Peygamberimiz döneminde yine kadınların çok güzel ve temiz, hanımların, annelerimizin de çok güzel, temiz ve bakımlı olduğuna dair hadisler var. Bir kısım yobaz zihniyet şu anda dünyadaki kadınları Kur'an'dan, İslam'dan uzaklaştırmaya çalıştılar. Kadınların bakımlı olamayacağını, temiz olamayacağını, dışarı çıkamayacağını, Kur'an okuyamayacağını, namaz kılamayacağını hatta çok çeşitli fikirler öne sürdüler ve insanların, bayanların çok büyük bir kısmını tabii ki bilmedikleri için cahilliklerinden dinden uzaklaştırdılar. Ama bu dönemde hocamız bakın çok güzel vesile oldu. Milyonlarca insanın da imanına vesile oldu. Bize her gün bayan arkadaşlarımızdan mesajlar geliyor. Çok fazla mesaj geliyor. Hepimize tek tek. Evet. Ayrıca binlerce mesaj geliyor. Sizin vesilenizde iman ettim diyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Çok güzel bir yol gösterdiniz. Bir bayanın hem temiz hem modern hem de bu kadar rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebileceğini çok güzel örnek oldunuz diyorlar. Ama tabii ki biz örnek değiliz. Biz peygamberimize örnek alıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Peygamberimizin hanımlarını, annelerimize örnek alıyoruz. Bizim için gerçek örnek onlardır. Biz onlara benzemeye çalışıyoruz inşallah. O dönemde hanımların süslenmeleriyle ilgili, temizlikleriyle ilgili hadisler var. Şöyle geçiyor. Peygamberimiz döneminde sahabe hanımların güzel kokular kullandığına dair bir hadis. Bir rivayette Hazreti Ayşe'nin ihramdayken koku süründüğü nakledilmektedir. Bakın Hazreti Ayşe koku sürünüyor. Güzel, tertemiz, zaten mis gibi gül kokuyor maşallah. Maşallah. Aynı şekilde takı kullandıkları o dönemde, süs eşyası olarak takı kullandıkları da yine bildirilmiş hadislerde. Hazreti Ali'nin kızı Fatıma'nın yanına girdiğinde onu her kolunda ikişer kalın fil dişi bilezik, parmaklarında yüzük ve boynunda boncuklarla süslü bir kordon olduğunu görür. Ve bunları sorunca Fatıma, kadın erkeğe benzemez diyerek kadının bu tür takılarla süslenebileceğini ifade eden bir cevap verir. Bakın ne kadar güzel bir açıklama maşallah. Bu dönemde de aslında bayanlara bir yol açıyor. O dönemde nasıl olduğunu çok net bize hatırlatan bir hadis maşallah. Bunun yanı sıra da allık kullanıldığını yine görüyoruz o dönemde. Haluk ismi verilen, özel renk veren bir madde kullanıyorlar. Pek çok hadis kitabında zikredilen rivayeti Ümmü Habibe'nin babası Ebu Süfyan ölünce 3 gün yas tuttuktan sonra yanaklarına haluk sürdüğü ifade edilmiştir. Yani haluk da sahip olduğu pembemsi sarı renkle sürüldüğü yerde allık görevi görür. Demek ki bir güzellik olması için, bir temizlik ve hoş görünmesi için haluk denen özel bir bakım malzemesi kullanıyorlar sahabelerimiz maşallah. Maşallah. Maşallah.